Ya sanırsın ki İran'la biz zaten aynı anadan, aynı babadan kardeşiz. Rusya da keza öyle üçüzüz. Bizim aramıza Amerika girdi. Ya Safavilerden başlayalım mı? Başlayayım. 2 gün önce İran'daki 8-9 belki 10 gazete. Yani ben 8-9 tanesini saydım. Gazeteci Taha Kermani var. Sağ olsun o derlemiş, toplamış. Biz onunla ilgili bir yayın yaptık hatta Haber Yeri'de. Erdoğan manşettir. Erdoğan çöktü. Erdoğan gitti. Erdoğan mezarda. Erdoğan kabirde. Ve hatta şunu yapmışlar. O da çok enteresan. Yani Türkiye ile ilgili manşetler atarlar da. Mesela bir tane gazete şunu atmış. İşte pazar gecesi mi ne, Türkiye'de Erdoğan istifa hashtag'i açılmış. O hashtag'i Erdoğan istifa diye Türkiye Twitter'ında hashtag açıldı diye manşet yapmış. Yani bu Haber. çok garibime gitti. Yani gazeteci olarak da hakikaten enteresan, yani çok enteresan geldi bana. Hani böyle gazetecilik hiçbir zaman hiçbir yerde görmedik Algı açıkçası. yaratıyorlar. Yani İran'ı eleştirirsin, Türkiye'yi eleştirirsin. Biz de İran'la ilgili bir haber alırız, birinci haber de yaparız, manşet de yaparız da. Hani Türkiye Twitter'ında Erdoğan'ı istifa diye hashtag açıldı diye haber yapıyorsun. Mesela patlama noktası ne bunun? Neden Haber oldu? demek ki bir yerde çok pis, Yok çok net bir yere söyleyeyim. Bir yerde bir şey Azerbaycan'a basmışız mı? bozuluyorlar bu ara Evet. İran. Niye? Azerbaycan silahlarının valla tam hatırımda değil ama çok ciddi bir kısmını İran İsrail'den alıyor. Evet. Doğru. Tamam. Evet. Türkiye de bunu biliyor. Hatta Türkiye'de İsrail'le Mavi Marmara dahil bütün kriz dönemlerinde ticareti hacmine göre tabii evet, yukarı en doğru. artan ülke. Evet. Çünkü burada strateji işte diyorum ya bakkal değil burası devlet. Yani millet, bunu birçok kişi Evet. anlamak zorunda. Siz kriz yaşarsınız, kanlı bıçaklı hale gelirsiniz. Hani mesela persona non grata dediğimiz işte o Evet, istenmeyen adamı şu İstanbul. var ya. Kime ettin dersen Libya büyükelçisine ettik. Mısır'a ettik, daha yeni Evet. ettik. Bir tanesi İran'dır mesela Evet. Avrupa'dan önce. Dolayısıyla bunlar gelgitli olaylardır. İran diyor ki, ya diyor bu Azerbaycan zaten tarihi bir şey var. Olayı İskit Sakalarla şey dönemine Oho, çekersin. Darius tabii. dönemine kadar çekersin. Birinci Darius. O büyük İran projesi Pers. var. Bir de büyük Azerbaycan projesi var. İkisi de Persepolis. ortada buluşuyor. Hoşlaşmıyorlar. Türkiye onun yanında İsrail'den silah alıyor. İsrail dedin değil mi? Doğru. Evet, İsrail'den silah İsrail'den alıyor. alıyor. İran diyor ki Azerbaycan. ya niye bunu yapıyorsun? İran onun aleyhinde neşriyat yapıyor. Türkiye'de Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Herhalde dün mü? Ya bugün ya dün. Yani emin değilim. Sayın Cumhurbaşkanı şunu dedi. Biz de dedi diğer ülkelerle yaptığımız gibi ticari alverimize, işte o bir tabir kullanmış. Mal alışverişimize galiba öyle bir tabir kullan. Devam ediyoruz. Yani şunu diyor Cumhurbaşkanı. Alırım, satarım yani. Evet. Ne yapacak? Keseceğim mi İran istemiyor diye. İran da diyor ki ya bu adam beni vurmak istiyor. Sen Türkiye buna şey yapıyorsun. Peki Hizbullah ne yapacağız zamandaki? Pejak'ı istediğin zaman üstüne gidiyorsun, istediğin zaman ses etmiyorsun. Kandil'den kaçanları beslediniz. Yani Türkiye, İran Afganistan'dan adamları alıp adamları böyle hiç ses etmeden içeri nizaret girdiler. edip Ha. paralarını adamlara 300 kilometre Dolayısıyla yürütüp bütün bu Türkiye'sinden ayırıyor. konuştuklarımızda aslında mesele şu. Romantizme hiç gerek yok. Uluslararası ilişkiler kadar hoşgüdü. Cumhurbaşkanı orada bir şey söyledi. İran'ın bu Azerbaycan gerginliği ve agresifliği İsrail'i de gerekçe göstererek dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dedi daha fazla da ileriye gidemez. Netice itibariyle kendi sınırlarında dedi yani milyonlarca Azerbaycanlı Türk var dedi. Azerbaycan'da yaşayan daha çok Türk var. Evet. O önemli bir laftır. Çok önemli bence. Yani Kuzey İran'a bakın. Evet. Orada bir Güney sıkıntı Azerbaycan. çıkarsa olayı Evet. telafi edemezsiniz. Yani anlatmak istedim özetle şu. O orada bu diye tek gözlü bakabileceğin bir dünyada hiç Evet. yaşamadık O zaman biz. şöyle toparlayacak olursak mesela Türkiye, Ukrayna'da, Rusya'da, Kırım'da. Karabağ'da ve işte İran politikalarında Suriye'de genel olarak bunun içine alacak olsak doğru adımları atıyor politik olarak. Atması gereken adımları atıyor. Ama bu adımları atması gereken adımları Rusya'da atıyor. Evet. Atması gereken adımları İran'da atıyor, Amerika'da atıyor. Evet. Atıyor. Ama ne kadarı size 5 tane düşer? atarsın, 3 tanesini de Ha, kazanırsın. Ya da birinde 2 tanesini kazanırsın, dördünde. kazanırsın. Bu Evet. biraz da sizin elinizde her zaman değil. Evet. O gün orada Avrupa'da pat diye bir şey patlar. İlgi oraya gider, sizin önünüzde 5'te 5 gelir. Evet. O yüzden yani aslında biz siyaset bilimciler bu analizleri yaparken biraz da elimizdeki hep deriz ya bugün seçim olsa. Yarın Ne bileyim olacak ben mı? yarınki Evet. Türkiye şartlarını, ekonomi Peki bu olarak. Zengezur koridoru mesela Fuzuli Havalimanı açıldı Evet. Karabağ'da. Şimdi Ermenistan 30 sene boyunca işgal etmiş. Taş üstüne taş koymadığı gibi bir de giderlerken yıkıp yıktılar. Tam doğal işgalci adam oraya yatırım yapmamış. Şimdi Azerbaycan yatırım yapıyor Türkiye ile birlikte. Şuşa başta olmak üzere işte Fuzuli'de havalimanı açtılar. Koskocaman bir havalimanı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki İstanbul'dan çıkıp Bakü'ye kadar gideceğiz.
Nahçıvan koridoru vesaire. Ve Zengizor burada hep ön plana çıkıyor. Çok konuşuluyor. İran buradan çok rahatsız. Yani Rusya burada Zengizor'a sıcak bakıyor. Görüyoruz anladığımız kadarıyla. Tabii Ruslar niye sıcak bakıyorlar, o da ayrı bir şey. Ermenistan'ın da burada bir tava geldiğini görebiliyoruz. İran burada buna karşı çıkıyor. Karşı çıkmak için yığınla da sebebi var. Az önce siz de söylediniz ya, yani İran'da tabii ki bu koridor asla açılmasın. Türkler bir araya gelmesin ister. Çok da haklı kendi çapında. Ne kadar bunun önünde durabilir İran? Duramaz. Çünkü şundan duramaz. Burada ekseriyetin istediği onun istediğine karşı. Şimdi Azerbaycan Türkiye... Altılı diyoruz ya mesela, bir beşli öyle ya da böyle duruyor orada, bir İran kalıyor. Niye? İran'ın derdi belli, söylüyorsunuz zaten. Yani iki Türk devleti, baya evet, baya... Kendi sınırlarındaki Türkler. Tek böyle birbirine... Yani komşuluk işi o Nahçıvan'ın ötesine geçiyor. Evet. Önemli. Şimdi dediniz ki Rusya ne oluyor? Rusya niye bizim Azerbaycan müdahalesi sırasında, Azerbaycan'a desteğimiz sırasında hiç ses etmedi? Evet. Sonradan gerçi yeter dedi ama... Onlar da düşüş şey, asker çıkardılar aslında mesela şu an. Yani çok önemli bir şey vardı. Ermenistan yıllardır Rusya'ya dayalı olan sırtını son dönemde Amerika'ya dönmeye başladı. Paşinyan'da özellikle. Paşinyan. Onu yapmaya başlayınca Rusya da öyle mi kardeşim dedi. Aliyev de tam tersi, Amerika ile muazzam ilişkileri var. Aliyev iyi bir diplomat. Evet. Hatta ben size net söyleyeyim, babasından daha iyi bir diplomat oldu. Yani ben öyle görüyorum. Diplomat diyorum bakın. Yöneticilik vesaire ayrı bir şey, diplomat. Aliyev'in eşi ve annesi Amerika'da çok önemli ilişkiler kurmuş. Adeta büyükelçi gibi çalışmış insanlardı. Rusya ile de bu dengeleri bozmadan onu da çok iyi idare etmeyi beceren insanlar. Fakat Ermenistan son dönemde, tam bu operasyon döneminden 3-4 sene öncesinde katıyorum, o kadar çok Amerika'ya sırtını dö- evet, şey sırt demeyeyim, yüzünü döndü ki birden Rusya öyle mi? Hadi gel seni kurtarsın der gibi bir tavır aldı. Bu bir. Paşinyan'ın falan telefonunu açmadı. Tabii. Yani o zamanlama diyorum ya işte size. Bu böyle bir döneme denk gelmeseydi belki bizim evet, bu operasyonumuz çok yeterli olmayabilirdi. Karşınızda Rusya olacak. Hı hı. İran'a geliyorum. Suriye'de biz hep Türkiye'yi, Amerika'yı konuşuyoruz. İran'ın ciddi anlamda Rus güçlerini misillediği noktalar evet, oluyor. Dolayısıyla yani burada İran... Yani İdlib'i sadece Türkiye ve karşısındaki Rusya-İran olarak okumayalım. Türkiye-Rusya olarak değil, İran'da var, Amerika'da var. Yok yok, mesela İdlib'de karşımızda Ruslar var, İranlar var diyoruz ya. Yani evet, o Rusya ile İran arasında da husumet bir var, husumet var. İşte diyorum ya evet, biz aradan çekilsek birbirine girerler zaten. Yani o yüzden öyle bir dengeden bahsediyorsunuz evet, ki hep şunu yapmamak lazım. Bunu yapıyoruz çünkü bazen. Ya Rusya, İran, Türkiye üçüzüz biz Amerika düşman. Yok öyle bir şey. Amerika senin düşmanın olursa Rusya daha çok düşmanın olur. Evet. Amerika çok yakın dostun olursa Rusya da yakın dostun olur. Buradaki pazarlığı arttıracak olan şey hangi ülkeye hamasi değil, iyi niyetle yaklaşacak ama o yaklaşım da lafla olmuyor. Ticaretle oluyor, üretimle tabii oluyor. Öbürüyle de hacmin artar. Bir taraftan koparsan, tek ihtimalin öbür taraf haline gelirse o zaman ister Rusya ile kop, ister Amerika ile yandı gülüm keten el. Evet. Ama şu an biriyle kriz yaşarken öbürüyle de kriz yaşamak, biriyle bir şeyin pazarlığını yaparken öbürüyle de başka bir şeyin pazarlığını yapıyor olmak, aynı masada oturmak, bu tam bahsettiğiniz denge politikası oluyor. Aynen. Ve Türkiye'de bunu şu ana kadar ustalık gerektiren bir. Ha bu arada yapıyor. Şunu da söyleyeyim. Bu Erdoğan döneminde başlamış bir şey değil. İkinci Mahmut dedik ya biraz önce, hatta üçüncü Selim'e doğru çekiyor. Evet. Yani Lale devrinden sonra evet, bizim gücümüz üç aşağı beş yukarı oyun kurucu durumda değiliz. Evet. Denge politikası. Oyun bozucu duruma evet, geldik. O da iyidir ha. Onu da söyleyeyim. Abdülhamit'in söylenen politikaları var. Abdülhamit'e gele. Şimdi evet, çok Abdülhamit diyor herkes de. Abdülhamit'ten önce o zaman biraz Abdülmecid'in de hakkını yiyoruz. Evet. O zaman Abdülaziz'in mesela çok hakkını yiyoruz. İkinci Mahmut'un hakkını yiyoruz. Birinci Abdülhamit'in hakkını yiyoruz. Evet. Dördüncü Mustafa'yı bir kenara koyuyorum. Üçüncü Selim'in de hakkını evet, yiyoruz. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Türk devlet geleneği o zaman bu politikada. Gücümüz oyun kuruculuktan çıktı. Evet. O dönemden sonra. Yani açık konuşalım. Ben istemiyor muyum dünyada bizim istediğimiz olsun? Türk'üm ben ya. Türk'üm yani. Bu ülkenin çocuğum, başka pasaportum. Ben istiyorum ki biz ne istersek olsun dünyada. Çok açık söylüyorum. Ama bunu kabul edeceksin. Lale devrinin hemen sonrasından itibaren biz hiçbir zaman. Bu da doğal yani. Yeniden evet, canlanıyorsun. Bir süreçtir bu. Oyun kurucu değilsin ama çok büyük bir lüksün var. Bölgende oyun bozucusun. Oyun bozucu olabilmek herkese de nasip olmaz. Çünkü bu dünyanın dörtte üçü bu ikisine de sahip değil. Yani yancı değil. Oyun kurucu değiliz ama yancı da değiliz. Oyun bozucusun. Oyun bozucu. Bu şu demek. Amerika burada tek başına bir iş yaptığı zaman oyunu bozabilirsin. Evet.
kuramazsın belki ama bozabilirsin. Aslında o yüzden önemlisin. Ama ne oyun bozucu? Zaten oyun kurucu dediniz de bu arada açık konuşalım. Mesela bu Libya müdahalesi bir oyun bozma hamlesiydi. Suriye'ye girişimiz. Evet. O zaman Amerika'da, Rusya'da veya X bir ülkede, bölgemizden bahsediyorum. Yani Afrika'da aynı durumda şu an değiliz ama ileride hocam o işleri çok iyi biliyor. Yani belki bir dokunmakta da bilmiyorum fayda olabilir. Oyun bozuculuk her ülkeye nasip olacak bir güç değil. Oyun kurucunun bir sonrasıdır. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani şey de oyun kurucu değil. İtalya da oyun kurucu değil. Bize mahsus bir şey değil mi? Evet. O oyun bozucu da değil. Çünkü coğrafi bir şey de gerektirir. Aslında hocam bir oyunu bozmak yeni bir oyun kurmak demek. Şimdi Taha Bey'in dediği mesela Libya'da biliyorsunuz bunu Fukuyama bile yazdı. Türkiye'nin oraya dahil olması ve daha sonra SİHA'larla game changer dediler. Bu ciddi anlamda Batı medyasında da tartışıldı. Dolayısıyla hani Libya'da Fransızlar bir oyun tabii oyun değiştirdi ve yeniden bir oyun dizayn etti. Aynı şekilde Suriye'de de bir oyun değiştirildi. Yani oradaki dengeler değişti. Yeni bir oyun kuruldu. Soçi zili hani bir de bütün Türkiye tek başına askeri operasyonlarla yapmadı. Bunların hepsinde bunu yaptık ama mesela yaptık ve bitmedi yani. Tabii, mesela tabii, şimdi Libya meselesini bir an bile başıboş bırakamazsın. Yani mesela Libyalılara da güven olmaz. Onlar da bir anda kaçabilir. Yani şöyle bir şey var. Türkiye bir taraftan burada, çünkü batıya dönük. 2016, o yüzü de hiç ben çevirmiyorlar. 2016'ya kadar eli kolu bağlıymış gibi bir görüntü vardı. 2016 sonrası askeri operasyonlar sadece şunu yapma Türkiye. Askeri operasyonlar üzerinden dış politikayı militarize etmedi. Aynı zamanda askeri operasyonlarla eş zamanlı olarak savaşın iç savaşın taraflarıyla doğrudan iletişime geçti. Özellikle yani Rusya'yla ve Esed'le yani Rusya'yla ve İran'la görüşmemiz bizim aslında bir anlamda masada yani sahada ki askeri başarımızın masaya doğrudan yansıması. Ama şimdi hem sahada hem masada diye bir söylem. Oyunları bozduk tamam. Oyunları bozduk. Yeni dengeler oluştu. Oyunu biz kurduk ya da kurmadık ama o masada yancı olmadık. Şu an işte oyunu bozduktan sonraki aşamadayız da yeni oyunlar kuruluyor. Ben şöyle yani şu an ne yapacağız mesela Suriye'de ne yapacağız? Benim yani, görüşüm şu bizim yani, operasyon mu yapacağız? Ben yapılacağını düşünüyorum. Ne, kış nasıl gelmeden. Nasıl bir operasyon yapacağız? Limitli mi olacak? Geniş kapsamlı mı olacak? Geniş kapsamlı yani olacak. Yani burada Rusya'yla mı karşı karşıya geliriz? İran'la mı karşı karşıya geliriz? Öbür tarafta Fırat'ın doğusuna girersek Amerika'yla mı karşı karşıya geliriz? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın o 10 büyükelçi meselesindeki kararlılığını düşündüğümüz zaman ve son dönemki ekonomik baskıları vesaire Batı'ya nasıl meydan okuduğunu düşündüğümüz zaman aynı şekilde Ruslara da son dönemki tartışmalarla ben son dönemki Cumhurbaşkanı'nın kararlı duruşu üzerinden bir operasyon yapılacağını düşünüyorum. Yani çünkü YPG'ye karşı YPG'nin saldırılarına masada karşı zaten. Masada zaten. Ve böyle yani bir operasyon şeyi, ihtiyacı var. Bu bluff'ten ziyade. Kapsamı nasıl olacak? Yani. Ben sınırlı olacağını düşünüyorum. Orada belki de hani geçtiğimiz programda da ben söylemiştim. Amerika'nın Suriye'deki pasif angajmanı hatta hani Amerika'nın grand stratejisi daha iyi biliyorsunuz hocam. Kesinlikle. Amerika'nın grand stratejisi bağlamında bu selektif angajman meselesi. Seçici angajı oluyor Amerika. Suriye öncelikler arasında değil. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'de yapacağı askeri operasyonlar da biraz Türkiye'nin Ruslarla belli bir angaja olması gerekiyor. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Türkiye belli bir şekilde oyun dengeleri bozdu. Bunu nasıl sürdürecek? Rusların bizimle diplomatik olarak masaya oturmasının sağlanması askeri operasyonlarla oldu. Ben Rusların askeriyeden anladığını düşünüyorum. Yani sert güçten. Amerikalıların ise tam tersi bir askeri operasyon yaptığınız zaman, S-400 aldığınız zaman yani askeri teçhizatları öne çıkarttığınız zaman askeri unsurları Amerikalıların karşı çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla Amerikalılar böyle bir meselede Türkiye'ye karşı tavır alıyorlar. Türkiye'nin kuracağı denge Amerikalılarla diplomatik temas, Ruslarla biraz daha askeri temas üzerinden dengeleri devam ettirmesi üzerine inşa ediliyor. Ama Suriye bağlamında İdlib'de belli bir taviz verilecek gibi görünüyor. Oradaki Rusların oraya yönelik ciddi bir isteği var. Dolayısıyla bir sıcak çatışma ortamı var. Ruslar buraya saldırma konusunda istekli. Türkiye'nin de kış gelmeden bir operasyon hazırlığı var. Cumhurbaşkanı'nın söylemleri bu yöndeki arzuyu, istekliliği, kararlılığı ortaya koyar nitelikte. Bence yani blöf değil yani bu. İdlib'in tamamını Türkiye bırakmaz. Yok. Hocamın söylediği gibi. Bir yani. Çekilme olur. İdlib'i oradan. Her 3 kişi ister, 1 kişi alır. Ya da ne yaparsın? 3'e bölersin. Evet. Yani burada Türkiye'nin yani öncelikleri arasında. Kuzey kısmını alırsın. Fırat Kalkanı'na bağlarsın. Ruslar da karayolunu alır vesaire falan. Bu şekilde bir plandan bahsediyorsun. Evet, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.